Merhaba canlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün bu kanalda sizlerle uzun ilişkiye dair konuşacağız. Ondan önce sesini diye göstermek istedim. Çok tatlı değil mi? Uf, aşkım hadi git, gitmek istiyor. Hayatta kucak sevmiyor. Siz de videolarımı seviyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tabii diğer videolarımı da incelemenizi tavsiye ederim. Bugün bu videoda uzun ilişkiye dair konuşacağız ama yıpranan bir uzun ilişki hakkında konuşacağız. Yani devamlı olarak ayrıl barış durumlarınız varsa, karşı tarafın artık size eskisi kadar anlamadığını düşünüyorsanız ve duygusal anlamda çok büyük bir çöküntü içerisinde geçmişseniz eğer, bu video sizin için yararlı olacaktır. Instagram hesabımı da şuraya bırakıyorum. O zaman haydi videoya geçelim. Videonun detaylarına girmeden öncesinde size güzel bir haberim var. Kendi ilişki ve yaşam koçluğu sayfamı oluşturdum. Daha doğrusu şirketimi kurdum diye söyleyebilirim. Ve bunun için isterseniz eğer özel bir danışmanlık almak isterseniz katıl butonundan değil artık direkt olarak benim web sitemden gelebilirsiniz ve oradan size yardımcı olabilirim. Uzun süreçli olarak yaşadığınız ilişkilerde özellikle karşı tarafın sizin hayatınızda bulunduğu süreye dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani o kişi sizin hayatınıza girdiğinde duygusal anlamda nasıl bir ruh hali içerisindeydiniz? Ve onun size yaklaşımı nasıldı ve etrafınızdaki insanlar sizi ne kadar anlıyordu gibi gibi soruları yanıtlamanız gerekli. Büyük ihtimalle yanıtlama durumunuz şöyle olacaktır. Evet, kimse beni anlamıyordu. Evet, o beni daha iyi anlıyordu ve onunla birçok şeyi paylaşıyordum. Karşılıklı olarak duygularımızı birbirimize gösterebiliyorduk ve beni daha iyi anladığını görebiliyordum. Sana göre uzun süreçli bir ilişki söz konusu olduğundan dolayı ilk zamanlardaki sevginle son zamanlardaki sevgin elbette aynı değil. Ama karşılıklı olarak birbirinize karşı saygınız konusunda veya güveniniz konusunda ciddi yıpranmalar yaşamamış olsanız şu anda bu raddeye gelmezsiniz. Yani aranızda bu denli büyük sıkıntılar söz konusu olmaz. Yani bu ilişkinin çatırdama noktasında acaba hangi taraf tam olarak güven kırıklığı yaşattı? Sen mi yaşattın, o mu yaşattı? Yani o mu senin üzerine çok geldi? Evet, sen benim güvenimi kırıyorsun, artık eskisi gibi değil, bak güvenemiyorum, neredesin, ne yapıyorsun gibi gibi şeyler de sorabilir. Direkt ben sana güvenmiyorum demeye de bilir. Ama sürekli senin nerede olduğun, neler yaptığın, böyle bir soru işaretleri fazlalaştığı döneme gitmeni tavsiye ediyorum. İlk bunu yapan sen miydin yoksa o muydu? Çünkü çatırdamalar orada başlıyor ve senin aslında neden bunu yaptığına dair kendine de sorgulaman gerekiyor. Sonraki süreç içerisinde gitgide güvenin tekrardan tamir edilmiş olması gerekiyor ki ilişkiniz daha sağlam temellerle ilerlesin. Ama eğer bunu tamir edemezseniz karşılıklı olarak bu sefer güvensizlik baş gösterecektir ve sonrasında da artık birbirinizi çok daha fazla yıpratmaya başlayacaksınızdır. Çünkü artık onun nereye gittiğinden, kimlerle görüştüğünden emin olamayacaksın. Aynı şekilde o da senin nereye gittiğin, kimlerle görüştüğünden emin olamayacaktır. Bu da ilişkinizi çok ciddi anlamda zedeleyecektir. Bu tam olarak ne zaman başladı? Bunu sormanız lazım kendinize. Çünkü neden? Çünkü ilişkinizin bu çatırdama noktası yakın zaman öncesindeyse eğer birazcık daha kolay tamir edilebilir. Ama bundan mesela 2 sene önceyse ya da 1 sene önceyse tamir etmek çok çok daha zor olacak. Yani süreç uzadıkça tamir etme kuvveti o denli düşecektir. Güven problemi en başta gelen problem zaten. Sonrasında ise saygı. Yani senin yaptığın şeyler konusunda özellikle ilişkinizin ilk başlarında yaptıkların, hayallerin, gelecek planların konusunda senin ne kadar yanındaydı, sana ne kadar destek oluyordu? Bu çok önemli. Sen ona ne kadar destek oluyordun ve onun ne kadar yanındaydın? Bu da çok önemli. Fedakarlıklar karşılıklı olarak yapılır. Eğer senden yana çok fazla fedakarlık görmüşse bu kişi, senin fedakarlıklarına karşılık kendisi çok büyük fedakarlıklar yapmayacaktır. Çünkü neden? Çünkü senden zaten görüyor onu. Senden hem değer, hem güven, hem fedakarlıklar gördüğü için senin için daha fazla fedakarlık yapmasına gerek kalmayacaktır. Çünkü böyle bir ihtiyaç halinde olmama düşüncesi olacaktır onun kafasında. Yani ilişkideki dengeyi bozan taraf sen miydin? Belki onun için çok iyi şeyler yaptın, çok iyi fedakarlıklar yaptın ama ondan yana da bekledin. Ondan yana bir gördün, sen 3 fedakarlık yaptın. O bir tane yaptı, sen 3 tane yaptın derken bu ilişkide çok ciddi bir ara açık olmasına sebep olur ve sonrasında ilişkinizdeki dengesizlikler sizi gitgide ayrılıklara, küçük problemlerin gitgide daha büyük problemler haline dönmesine ve ciddi anlamda birbirinizi anlayamamanıza ve iletişim problemlerine sebep olabilir arkadaşlar. Sana karşı saygısının ilk bitmeye başladığı zamana gidelim şimdi de. Eğer bu süreç yakın bir tarih içerisinde olduysa problem yok, halledilebilir. Benim videolarımla birlikte bunu tamir edebilmen mümkündür. Ama ve lakin bundan 1 sene, 2 sene öncesinden veya çok daha uzun süre öncesinden başladıysa bu saygısızlık, tamir etmemiz çok daha zor olacaktır. İmkansız değildir ama çok daha zordur. Yani süreç yine uzadıkça bunu tamir etme kuvvetimiz daha da ona göre azalıyor ya da artıyor arkadaşlar. Anlatacaklarım şöyle. Sizin aranızdaki durum daha çok sevgiye dayalı ve alışkanlıklara dayalı ve birbirinize karşı zaafınızla alakalı.
alakalı. Yani birbirinizden tam olarak kopamamanız, enerjisel anlamda birbirinize çok yakın olmanızdan, sevginizin devam ediyor olmasından, ama sevgi haricinde ve bu alışkanlık haricindeki her şeyin sizin için büyük problemler yaratıyor olmasından kaynaklanıyor ve şu anki ilişkinizi özetleyen durum bu arkadaşlar. Aranızdaki problemlerin çıkış temelinde saygı ve güven problemleri var ve bu problemleri çözebilmeniz için önce bu problemlerin nereden başladığının çok iyi bilincinde olmanız gerekiyor ki sonrasında bunları tamir edebilin. Eğer ki ondan yana büyük bir atak görmüyorsanız, yani o artık bir boş vermişlik içerisindeyse ve artık size karşı duygusal anlamda bir gelme durumu yoksa eğer, ona karşı eski o tavırlarınızdan çok daha farklı ilerlemeniz gerekiyor. Yani şimdiye kadar yaptığınız bütün tavırları şöyle bir düşündüğünüzde, büyük ihtimalle aklınızdan geçen şeyleri kalbinize tam olarak dinletemediğinizden dolayı aklınızdan geçen şeyleri yarısına kadar yaptınız ama tam olarak tamamlamayı başaramadınız. Çünkü duygularınız devreye geçti ve mantığınız duygularınıza yenik düştü. Bu sebepten tamamlayamadınız. İşte şu andan itibaren sizden beklediğim ve istediğim şey şu ki, şimdiye kadar mantık olarak aklınızdan geçen şeyleri artık bu saatten sonra gerçekten yapabilmeniz ve gerçekten tamamlayabilmeniz. Mesela bu şöyle olabilir. Evet, sana saygı duymuyor ve sana karşı çok saygısızca konuşuyor. Evet, ara ara ayrıl barış durumlar yaşıyorsunuz ya da ilk sen adım atıyorsun. İlk sen adım atmayı bırakmalısın. Komple artık ondan kaybetme korkun olmadığını ona göstermen gerekiyor ki sana böyle davranmasının temelindeki sebep senin ona karşı kaybetme korkun olabilir. Yani senin zaaflarını sana karşı kullanıyor olabilir ve kendisinin senin zaafın olduğunun farkında olduğu için kendisini sana karşı zaaf olarak kullanıyor olabilir. Bu sebepten dolayı sana duygu sömürüsü yapıyor olabilir, manipülasyon yapıyor olabilir ve bütün bunlarla birlikte hem kendi sevgisini ön plana çıkarıp ben işte aslında seni seviyordum, aslında ben senin için bir şeyler yapıyorum ama sen beni anlamıyorsun gibi şeyler sana söyleyebilirim. Nefes almadan konuşuyorum farkındaysanız. Bunları söyledikçe de sonrasında senin zaaflarına dokunup senin kafandan geçen şeyleri tam olarak tamamlayamamana sebep olabilir. Hayır, orada beni hatırlayacaksın. Orada bu videoyu hatırlayacaksın. Eğer ki senin aklından geçen şeyleri tamamlamamana sebep olursa eğer, ilişkinin tüm dengesi ondan yana ilerleyeceğinden dolayı, bütün güç onda olacağından dolayı seni güçsüzleştirecektir bu durum. Şu anda kendini güçsüz hissetmenin sebebindeki olay da bu canım yani. İlk başlaman gereken nokta, onun gözünde olduğun kadar değersiz bir insan olmadığına dair kendini ikna etmen, bu bir. İkinci olay ise doğru zamanda senin karşına çıkan belki yanlış belki doğru insandı. Bunu zaman gösterecek ama o süreç içerisinde senin için doğru insan olup olmadığını sen onun hareketleriyle tavırlarıyla göreceksin. İlişkinizin ilk zamanlarında sana karşı çok doğru hareket ediyor olması senin hayatındaki doğru kişi olacağı anlamına gelmez. Ya da o kadar uzun süreçte bir ilişki yaşadığınızdan ötürü bu kişi senin için doğru insan olacağı anlamına da gelmez. O yüzden kafanda bu kişi benim için kesinlikle doğru bir insan algısından vazgeçmen gerekiyor. Bu da sonraki adım olacak. Üçüncü adımda ise şimdiye kadar yapamadığın ama hep böyle yapmayı istediğin beni aramıyor, ben arıyorum. Mantığın sana diyor ki ya arama mantığını dinle. Yani bu anlamda kendi duygularına yönelik hareketler değil, daha çok mantığına yönelik hareketler yapman ve bunu gerçekten tamamlaman gerekiyor. Seni kendisi aradığında ve tekrardan konuşmaya çalıştığında, tekrardan bir şeyleri düzeltmek istediğinde ona karşı bariyer kurman gerekiyor. Yani ben emin değilim, görüşmek istediğimi bilmiyorum. Eskisi gibi hissetmiyorum zaten. Sen de zaten hayatına bakıyorsun, çok da umursamıyor gibisin gibi. Onu suçlayacak bahaneler kullan. Çünkü bir sonraki adımımızda yapmanız gereken şey bu. O sizi sürekli olarak suçluyor. Sürekli sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın, senin yüzünden böyle oldu, senin yüzünden şöyle oldu diye. Sizin beyninizde sürekli bunların dönmesine sebep oluyor. Hayır, biz bunu burada ters çevirmemiz gerekiyor. Yani artık o seni değil, senin onu suçlaman gerekiyor. Bu sebepten dolayı kendisinden uzaklaştığını da belirtmen gerekiyor. Bunu da tamamladık mı? Peki sonraki aşamada ne yapacağız? Yapacağınız şey şu anki o duygusal halinizden komple çıkmaya çalışmak ve gerçekten nefes almayı başarabilmek. Çünkü uzun süreçte ilişkilerde karşı taraf sizi çok fazla tanıdığından dolayı normalde bunu yapamayacağınızın farkında. Yani onsuz mutlu olamayacağınızı düşünüyor ve onu tam olarak yanıtmamız gereken noktadayız. Onsuz da mutlu olabildiğinizi, onsuz da gezip tozabildiğinizi, onsuz da insanlarla eğlenebildiğinizi, hatta bayağı keyifli vakitler geçirebildiğinizi ona yansıtan durumlar paylaşabilirsiniz. Ya da illa onunla paylaşmak için değil, gerçekten bunu gerçekleştirmeye çalışabilirsiniz. Yani illa o görsün vesaire değil, kendi içinde buna dair kendini ikna etmen lazım. Gerçekten sana değer veren insanları çevrende topla ve o insanlarla daha çok vakit geçirmeye çalış. Çünkü o insanlar sana kendini iyi hissettirecektir. Bu insan ise sana kendini kötü hissettiriyor. Seni kötü hissettirdiğinden dolayı sen de böyle bir ruh haline bürünüyorsun. Çünkü sen de farkındasın ki aslında sen bunu hak etmiyorsun. Bundan daha iyisini hak ettiğinin gayet de farkındasın. Duygularına yenik düşüyorsun ister istemez. Ama bunu tamamen
kontrol edebilecek hale gelebilirsin. İyice düşünmeni istiyorum senden. İlişkinizin ilk başlarında ona karşı nasıl bir duruşun, nasıl bir görünüşün, nasıl bir tavrın vardı? Söyle, yorumlarda söyle. Söyle söyle, yaz yaz. Hadi bekliyorum, yaz yoruma. Tamam, neyse. Videonun sonunda yazarsınız belki. Eğer ki ilk zamanlarında şunu söylediysen kendine, evet daha güçlü gözüküyordum. Evet daha özgüvenli gözüküyordum. Evet doğru ya, bayağı ona çok da değer vermiyor gibi gözüküyordum ve o uğraşıyordu. Yani uğraşıyordu, yani benim için uğraşıyordu. Neden senin için uğraşıyordu? Sen ona öyle davrandığın için. Sen şu an ne yapıyorsun? Şu an ne yapıyorsun şu an? Çok umrundaymış gibi davranıyorsun. Hayır. Hayır. Orada duracaksın. Onu umursamıyor gibi davranman gerekiyor. Umurunda değil, çok da önemli değil. Senin için gibi davranman gerekiyor. Çünkü sen böyle davranmadığın sürece, yani o ilişkinizin en başlarındaki haline dönmediğin sürece, karşındaki insanın da öyle senin istediğin gibi olmasını bekleyemezsin. Çünkü sen ne kadar dönüştüysen bu duygusal karaktere, o da seni üzen o karaktere dönüşmeye başladı. Zaman size bunu yaptı. Bir de uzun süreli ilişkilerde daha çok insanlar kendi psikolojilerinde evlilik psikolojisine girdiğinden ötürü, yani artık evli gibi, artık böyle yani diğer sevgililik durumlarından çok daha farklı. Her şeyini biliyorsun, her şeyini. Bu sebepten dolayı da yani senin ona neye kızabileceğini, neye kızamayacağını gibi gibi şeylerin de farkındasın. Peki bunları neden kendi eline koz olarak kullanmıyorsun? Çünkü kendisi sana karşı bu durumları koz olarak kullanıyor. O zaman senin de kullanman lazım. Ona yok kıyamam, edemem, yok üzülür, yok bilmem ne. Hayır canım. Emin ol, şu an hiç üzülmüyor. Sen şu an üzülürken, sen bu videoyu izlerken belki kim bilir birileriyle mesajlaşıyor. Belki şu an kim bilir birileriyle görüşüyor. Üzülmüyor. Yani üzülen sensin. Hayır. Eğer sen benim kanalımın takipçisiysen sen üzülemezsin. Biz ancak üzeriz. Onlar bizi üzemezler. Anlatabiliyor muyum? Artık şu ruh halinden vazgeçmelisin hayatım. Umarım bu video senin için yararlı olmuştur. Birazcık daha kendini toparlamana vesile olur diye umuyorum. Eğer isterseniz uzun ilişkiler konusunda çok daha farklı videoların yine size gelmesini, size ulaşmasını sağlayabilirim. Katıl butonundan kanalımı destekleyerek kanalımın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Zaten izlenmelerden çok kazanmıyorum. O yüzden katıl butonundan destekleriniz benim için çok önemli. Aynı şekilde özel olarak yaşam koçu isterseniz kafuleri.com'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Her seans 45 dakika olacak şekilde sizin ilişkinize dair yaşadığınız problemleri ve nasıl bir çözüm yolu ilerlemeniz gerektiğine dair konuşuyoruz ve ilerleyen süreç içerisinde de yavaş yavaş ilişkilerinizin, problemlerinizin çözülmeye başladığını görüyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Bye bye.